Hoş geldiniz. İslam'ın güzelliklerini ve derinliklerini keşfetmek için doğru yerdesiniz. Pusula adlı kanalımıza abone olarak hayatınıza anlam katacak, ruhunuzu besleyecek ve bilgi dağarcığınızı genişletecek içeriklere ulaşabilirsiniz. Her gün sizlerle buluşturduğumuz videolarımızda Kur'an-ı Kerim'in anlamlarını, Peygamber Efendimizin hayatından öğretileri, İslam'ın temel prensiplerini ve günümüz dünyasında nasıl daha iyi bir Müslüman olabileceğinizi ele alıyoruz. Abone olun ve bizlerle birlikte bu kutsal yolculuğa çıkın. Güneş, Kudüs'ün tarihi taş sokaklarını aydınlatmaya başladığında hava hala serindi. Şehrin ruhu, Mescid-i Aksa'nın etrafında yankılanan sabah ezanıyla uyanıyordu. Bu kutsal mekan Filistinliler için sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda direnmenin ve kimliğini savunmanın en derin sembollerinden biriydi. Kudüs'te yaşayan herkes Mescid-i Aksa'nın etrafında yaşanan gerilimi iliklerine kadar hissederdi. Ama bu sabah Leyla için daha farklı bir anlam taşıyordu. Leyla 27 yaşında sakin ve mütevazı bir kadındı. Mescid-i Aksa'ya her sabah namaza gitmeyi kendine bir görev bilmişti. Onun için burası sadece bir mabet değil, aynı zamanda direnişin bir sahnesiydi. Filistin'in tarihini, onurunu ve geleceğini temsil ediyordu. Özellikle son haftalarda İsrail askerlerinin bölgedeki baskıları artmış, kadın, erkek, yaşlı demeden insanlara şiddet uygulanmaya başlamıştı. Ama bu Leyla'yı durduracak bir şey değildi. Her adımda onunla birlikte yürüyen cesareti ve inancı vardı. Leyla abdestini alıp avluya doğru yürüdü. Gün doğumunun ilk ışıkları taş zemini aydınlatırken birkaç kadın ve yaşlı adam da namaz için yerlerini alıyordu. Sessizlikte ezanın yankılanışı şehrin yıllardır süren acılarına rağmen bir huzur anı yaratıyordu. Leyla saf tutup huşu içinde namazını kılmaya başladı. Tam secdeye kapanmışken sert bir ses bu huzuru bozdu. "Hemen kalkın buradan!" diye bağıran bir İsrail askeri avlunun ortasında belirmişti. Asker başında kask, elinde tüfekle sanki bir savaş meydanındaymış gibi davranıyordu. Leyla namazına odaklanmaya çalıştı. Ancak asker daha da yaklaşıp bağırmaya devam etti. "Diyorum ki buradan kalkın, namaz kılmak yasak." Leyla selam verip namazını bitirdi. Ardından sakin bir şekilde başını kaldırdı. "Burası bizim camimiz. Burada namaz kılmak benim hakkım," dedi. Sesi titremiyor ama içinde büyüyen bir öfkeyi de saklayamıyordu. Askerin yüzündeki ifadeden bu sözlerin onu daha da kışkırttığı belliydi. Asker Leyla'ya yaklaşarak elindeki tüfekle tehdit edercesine hareket etti. "Sana burada olmanın yasak olduğunu söyledim. Kimliğini göster," dedi. Leyla sakin bir şekilde çantasından kimliğini çıkardı ve uzattı. Asker kimliğini aldı ama bir süre inceledikten sonra alaycı bir ifadeyle yere fırlattı. Ardından "Bunun burada ne işi var? Defol buradan!" diye bağırdı. Leyla kimliğini yerden alırken asker onun kolunu sertçe tutup çekiştirdi. "Ben hiçbir yere gitmiyorum. Burada ibadet etmek hakkımız," dedi Leyla. Ama bu sözleri asker üzerinde hiçbir etki yaratmadı. Aksine asker daha da sertleşti. Kolunu sıkıca tutup Leyla'yı yere itti. Leyla'nın başörtüsü gevşedi ve su şişesi taş zemine düştü. Leyla acıyla yerde kıvranırken çevredeki insanlar olaya müdahale etmeye çalıştı. Leyla acıya rağmen yerden kalktı, başörtüsünü düzeltti, ellerini dua eder gibi havaya kaldırdı ve askere doğru baktı. "Ne yaparsanız yapın, buradan gitmeyeceğim," dedi. Bu sözler çevrede toplanan diğer kadınların da cesaretlenmesine yol açtı. Birkaç kadın daha Leyla'nın yanında durdu. Askerler oluşan bu küçük kalabalığı dağıtmak için plastik mermilerle müdahale etmeye başladılar. Bir ses bombası patladı. Kulakları sağır eden bir yankı caminin avlusunda çınladı. İnsanlar kaçışmaya başladı. Leyla patlamanın etkisiyle tekrar yere düştü. Asker bu kez ona doğru eğilerek tüfeğin ucunu gösterdi. "Tekrar söylüyorum, buradan git yoksa sonuçlarına katlanırsın," diye bağırdı. Leyla'nın gözleri doldu ama yaşlar onun cesaretini gölgelemiyordu. Yavaşça ayağa kalktı ve dua etmeye devam etti. Bu olay sırasında başka bir asker de Leyla'nın yanına geldi ve onu zorlukla ayakta tutan kalabalığı dağıtmak için diğer insanlara bağırmaya başladı. Leyla'nın sabrı tükenmek üzereydi ama direnmekten vazgeçmedi. "Bu zulümle hiçbir yere varamayacaksınız. Biz buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz," dedi. Sözleri çevresindeki birkaç kişinin alkışlamasına yol açtı ama bu askerlerin daha da sertleşmesine neden oldu. Leyla bir kez daha yere itildi ve bu kez asker onun başörtüsüne saldırdı. Başörtüsünü çekiştirerek çıkarmaya çalıştı. Leyla elleriyle örtüsünü tutmaya çalışırken diğer askerler olayı izliyor, hiçbir müdahalede bulunmuyorlardı. Bu görüntü başka bir kişinin telefonuyla kaydediliyordu. Leyla'nın başörtüsü nihayet açıldı ama o ellerini başına götürüp yüzünü kapatmadan ayağa kalktı ve bir kez daha dua etmeye devam etti. Leyla'nın bu tavrı
bir anda çevrede toplanan Filistinliler arasında cesaretin ve direnişin bir sembolü haline geldi. İnsanlar onun bu duruşunu alkışlayarak destek verdiler. Ancak askerler kalabalığı tamamen dağıtmak için ses bombalarını artırdı ve birkaç kişiyi gözaltına aldı. Leyla da gözaltına alınanlar arasındaydı. O gün Leyla birkaç saat boyunca sorguya çekildi. Tehdit edildi ama söylediklerinden ve duruşundan taviz vermedi. Serbest bırakıldığında üzerinde fiziksel şiddetin izleri vardı ama ruhunda asla bir yenilgi hissi taşımıyordu. Evine döndüğünde onu bekleyen ailesine "Bu sadece bir başlangıç. Biz buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz." dedi. Leyla'nın hikayesi sosyal medyada yayıldı ve birçok kişi onun cesaretine hayran kaldı. Bu olay, Mescid-i Aksa'nın ve Filistin halkının yaşadığı zulmün bir başka simgesi haline geldi. Her sabah Leyla gibi insanlar korkuya boyun eğmeden ibadet etmeye devam ediyor. Çünkü Kudüs'te direniş yalnızca bir fiziksel mücadele değil, aynı zamanda bir ruhun ayakta kalma savaşıdır. Leyla bu savaşın sessiz ama güçlü bir kahramanı olarak tarihe geçti. Dünya genelindeki Müslümanlar için Filistin meselesi sadece siyasi bir mesele değil, aynı zamanda dini ve insani bir meseledir. İslam, ümmetin birlik ve beraberliğini korumayı, mazlumların yanında olmayı, zayıfları desteklemeyi emreder. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurur: "Müminler bir bedenin azaları gibidir. Onlardan birisi rahatsızlanırsa diğerleri de bundan etkilenir." Bu hadis Müslümanlar arasındaki dayanışmanın önemini vurgular. Filistin halkının çektiği acılar tüm Müslümanların ortak acısıdır. Müslümanlar dualarıyla, yardımlarıyla ve destekleriyle Filistinlilerin yanında olmalıdır. Hem bireysel hem de toplumsal olarak Filistin halkını desteklemek İslam'ın öngördüğü kardeşlik ve sorumluluk bilincinin bir tezahürüdür. İslam barışı ve adaleti önceleyen bir dindir. Ancak aynı zamanda zulme karşı direnmenin de önemine vurgu yapar. Peygamber Efendimiz bir zulmü engelleyemeyen Müslümanların en azından kalben ona buğz etmeleri gerektiğini ifade etmiştir. Filistin halkı işgal ve zulüm karşısında direnişini sürdürürken bu direnişin İslam dünyası için sembolik bir anlamı vardır. Onların mücadelesi yalnızca topraklarını koruma mücadelesi değil, aynı zamanda İslam'ın onurunu ve kutsallarını savunma mücadelesidir. Filistin ve Filistinliler İslam ümmeti için dini, tarihi ve insani bir sorumluluktur. Onların acılarına kayıtsız kalmak İslam'ın öğretileriyle bağdaşmaz. Müslümanlar Filistin'in özgürlüğü ve adaletin tesisi için hem bireysel hem de toplumsal çabalarını artırmalı, dua ve yardımlarıyla onları desteklemelidir. Filistin meselesi yalnızca bir coğrafyanın değil, İslam dünyasının onurunun ve kardeşliğinin de meselesidir. Dualarımızda Filistin halkını unutmamalı, onların haklı mücadelelerinde yanlarında olmalıyız.